bak. Burada. Burada lan. Aha. Yok mu ya böyle? Bak. Ağza bak ya. Evet, sonunda akvaryum videosuna hoş geldiniz. Bugün odanın yeni halini göstereceğim. Bir takım değişiklikler oldu, onlardan bahsedeceğim. Ondan sonra bakım yapacağız. Burada bilmeyenleriniz için aksolotlarımız var. Burada balon balığı var. Işığını yeni açtım. Arkada kendisi utanıyor. Akvaryumun bakımını yapacağız. Burada yeni kurmaya başlayacağım. Deniz akvaryum var, bahsedeceğim. Bunu tabii ama geçici olarak herhalde yengeç akvaryum olarak kullanacağım. Bir hafta olarak. Ondan sonra burada da çanlılarımız var. Ne bileyim, iyi. Bunları besleyeceğiz. Kendileri doymak bilmiyorlar. Akvaryumlarını düzenleyeceğiz. Şeylerini temizleyeceğiz. Ondan sonra şurada bir tane betamız var. Ne yapıyorsun lan? Maşallah bayağı güzel oldu. Bunun akvaryumunu biraz temizleyeceğiz. Burada süslü bitkilerim var. Onları ekleyeceğim. Burada yengeç var. Ondan bahsedeceğim. Yengeç bayağıdır bende ama videosunu çekmek daha nasip olmamıştı. Şimdi genel olarak akvaryum köşemiz bu durumda. Odada. Akvaryumlarımız bu şekilde. Buraya şöyle ışıklar yaptım altına. Bu kısma mesela bir güzel bir yengeç tankı gelecek. Cam getireceğim. Normal cam falan olacak büyük ihtimalle. Küçük ölçüde akvaryumlar koyacağım. Buraya koyacağım. Aynı şu. Aynı beta akvaryumunda olduğu gibi akvaryumlar koymayı planlıyorum. Çok güzel görsel olacak. Üstte şurada da deniz akvaryumumuz olacak. Onun üstüne şöyle bir ışık yaktım. Böyle bakmayın öylesine. Ha belki de bu ışıkla da yapabiliriz. Bilmiyorum. Bakalım neler olacak. Şimdi ilk önce aksolotlarımızdan başlayalım. Vallahi aksolotlara şöyle gelecek olursak bakın bu erkeğimiz. Sağlığı falan yerinde. Dişimizde biraz bir yüzgeç erimesi oldu ama geçmeye başladı şimdiden. Çünkü bakımsız kalmışlardı. 2 gündür yem vermiyorum. Normal aksos ile besleyeceğiz. Şu anda moruyu kurdum bitti. Öteki sürgenler vermekten sipariş ettim. Akvaryumda durumlar böyle. Bitkiler bu durumda. Bitki niye koydum? Bunlar ürerse falan bitkilere yapıştırıyorlar. O yüzden koydum. Üretirsek bayağı süper olacak agalar. Ondan sonra arkada da melanoid olan var. Bunun ilginç bir şekilde ön kollarını yediler. Yakından bir göstereyim size. Yani bunu neden yaptılar bilmiyorum. Besleyenler var böyle. Acaba üreyecekler mi? Ondan mı yaptılar? Anlamadım ki. Ha çıkacak. O bir kesin. Hatta çıkmaya da başladı biraz. Çok tatlısın. Bunu belki ayıracağım ya. Üremeye başlarlarsa. Boyut farkı da çok yok aslında. Niye öyle yaptın lan? Sen mi yaptın? Bu erkek olan. Bunlara bir dip çekimi yapacağım biraz. Kulağını da biraz alçaltmayı düşünüyorum. Burada balon balığı var. Balon balığı. Manyak şöyle. Çık lan. Oo. Bayağı büyüdü arkadaşlar. Yani inanamazsınız. Ona şöyle bitkili tanktan salyangozlar getirdim. Birazdan onları yedireceğiz. Bunun akvaryumunda dip çekimini yapacağız. Şimdi hiç laf uzatmadan. Aksolotların akvaryumu çok pis değil. Kaka yapıyorlar. Onlar gidiyor mu diyor ama yine de ben bir standart dip çekimi yapacağım. Şimdi bunları bir besleyelim. İki gündür yem yemediler. Şimdi ben aksolotları nasıl besliyorum? Filtreyi çekiyorum. Ondan sonra şu aksolot stik yemi var ya. Bundan yüzeyden sallıyorum direkt aşağı. Hiç uğraşmıyorum cımbızla falan vermeye. Ha şu siyah olana ekstra bir vereceğim. Onu güzel beslenmesi lazım. Bak şöyle atıyorum. Siz de böyle alıştırın. Yoksa sıkıntı. Bir de özellikle bir şey fark ettim. Bunları akşam yatmadan verin yemini. Gece yiyorlar. Akşam ışığı söndürmeden yemi verin. Ondan sonra ışığı söndürün. Gece daha iyi avlandıklarını gördüm. Bayağı bir atıyorum ben. Bunların hepsini yiyorlar sabaha kadar. Gece avlanıp buluyorlar. Gündüz herhalde sıcaktan dolayı rahatsız mı oluyorlar, ne oluyorlar? O yüzden pek yemiyorlar. Oh yarasın yarasın. Yarasın aslanımı. Gerçi o dişi. Prensesime diyecektim herhalde. Yanlış oldu. Şimdi onları biraz yesinler. Aksolot akvaryumun bakımı bu kadardı. İşte üstünde bir ışığı var. Filtresi falan da filandı. Şimdi balon balığına geçelim. Kendisi biraz hareketlenmeye başladı. Boyut olarak gerçekten büyüdü. Buna bir gündür falan yem vermiyorum salyangoz falan. Herhalde bitkileri ısırmış. Bunu ilk önce bir besleyeceğim. Ondan sonra su değişimini yapacağım. Üstünde şöyle biraz su bitkileri var. Bunları düzenleyeceğim. Damasına engel olsun, stresini alsın diye atmıştım da. Bu su üstü bitkilerini de yetiştirmek zor ya. Vallahi bilmiyorum nasıl yapacağız. Bugün de bayağı pislendi. Bu arada java fenlerime bakın. Bunlar yavrularım. Bunlar da anaçlarım. Anaçların bak ucunda da bir sürü yavru var. Onları bunlara
aktarmam lazım. Şimdi balon balığını yeni uyandırdım ben aktiflerimiz. Işık kapalıydı. O yüzden pek şeyli değil ama salyangozu bir gösterebilirsen büyük ihtimalle gelecektir onu yemek için. Bunları da yedireyim. Yakın zamanda buna daha değişik şeyler de alacağım. Şşt gel lan. Oo, bak ne var. Oho, adama bütün salyangozları attı. Affetmiyordu, affetmiyordu. Bir de şöyle bir şey öğrendim. Böyle kabuklu şeyler kesinlikle yemesi gerekiyormuş. Eğer bunları yemezse ileride o dişleri uzuyormuş. Tırnak makasıyla falan müdahale etmek gerekiyormuş. Ki ben öyle bir şeyi kesinlikle beceremem. Müdahale etmezsek de ölüyormuş diş batmasından dolayı. O yüzden böyle bir balık besliyorsanız kesinlikle ve kesinlikle kabuklu tarz şeyler yedirmeniz gerekiyor. Kerevit falan da yediren ben bilmiyorum biz ne yapacağız. Herhalde dondurulmuş kerevit falan alacağım. Ben niye bilmiyorum? Bak bir de un kurdu vereyim. Un kurdunu da seviyor bu arada. Mor yoğurdu da yiyor ama tabii mor yoğurdu kalma derim şu an. Un kurdu da batmaz ki şimdi. Ha onu yer, onu israf etmez, Allah var. Neyse bu şimdi burada oyalanırken çanlılara geçelim. Şu küpü alayım. İşte saklanıyorlar çünkü. Bunların da bir dip çekimi yapmam gerekiyor. Fikreleri çok kirlendi. Üstünü bunların da kesinlikle açık bırakmıyorum. Deli gibi atlıyorlar. Şimdi bunlar canlı yemle de besleniyor, kuru yemle de besleniyor. Ben şu anlık kuru yemle besliyorum full olarak. İlk önce bir besleyelim. Sofra, softline arovana atıyorum onlara da. Bu yem yüzdüğü için yiyorlar. Gerçi dibe çöken yemleri de yiyorlar. Gerçi şimdi korktular. Bunlar cüce yılanbaş diye geçiyor. Aşırı derecede büyümüyorlar. Ama büyüdüğünde de çok zevkli balık. Bakın ucu nasıl tıkandı. Onu da temizlemem lazım. Debisi biraz düştü. Ben yiyeceğim mi? Karar ver. Yok küpü falan çıkardım ya içeriden. Korktular. Buna bir dip çekeyim. Şu filtrenin ucu şöyle bayağı bir tıkanmış. Onu bir temizlemem lazım. Bu da bildiğimiz lepistes otu. Lepistes otu. Gerçi güzel bitkiymiş ha. Olduğu yerde büyüyor. Küçücüktü bu. Hazır çıkartmışken bunun da bir de filtresini de temizleyip ne yapıyorum? Akvaryumdan çektiğim suda bunları sıkacağım. İçi de bayağı pislenmiş. Hortum gideri pislenmiş. Orayı sökeceğim. Bir de motor kısmına dolmuş pislik. Orayı da temizleyelim de güzelce. Ondan sonra o çandanın akvaryumuna da bitki ekleyeceğim birazdan. Dışarıdan motorlu şeylerle fikirli zorlukları uğraştırıyor. Şunla temizliyorum ben camları. Şöyle bir tane daha kök atacağım buna. Bu öyle bir düzen olan bir akvaryum değil ya. Karman çorman işte. Üstüne su üstü bitkilerini atacağım. Nerede onlar? Şuradalar. Tabi bunun içinde nilüfer de var, onu da atacağım, komple dökeceğim. Yani. Şimdi su üstü bitkilerini böyle attım, bunları getirmemin sebebi bunlar atlayan balık. Haki üstünü kapayacağım gene, biraz daha şöyle relax olsunlar diye koydum. Burada bizim nilüfer tohumumuz. Bunu da böyle rastgele koyalım. Bu yüzeye böyle yaprak atıyor. Belki çiçek açma ihtimali de var. Genel olarak çanlıların akvaryumları böyle. Birazdan inşallah şelale filtre su çekecek. Haydi yavrum. Çalıştıktan sonra pek ses yaptı söylenemez. Onu duymuyorum bile. Betaninki yapıyor ama biraz. O da normal. Şimdi bu akvaryuma sırf yengeç koyayım diye koydum bir müddet. Birkaç gün içerisinde yengeçe küçük bir akvaryum getireceğim. Böyle şablon tarzı. Kendisi alt katta plastikte duruyor. Böyle bir tane karasal alan olsun diye kaya. Kayasını ekleyeyim. Orada kuruması falan gerekiyor ya, o yüzden. Camanı silelim. Şimdi reizimizin kendisini bir yakalayalım. Neredeyse tutuyordu beni. Tipe bakın. Acayip bir canlı ya. Şöyle yakından ışığın altında.
Bak 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 tipe bak. Bu bayağı büyük hani damızlık boy. Maşa bunu besleyeceğim. Ananı ısırıyordu. Yavşak biraz da kendisi. Aramız pek iyi değil açıkçası. Yemek falan yiyor ama onlarda pek sıkıntı yok. Ya bildiğim bu uzaylı ya. Bu hani çok bambaşka bir şey. Kendisi pek bir filtre mitre istemiyor açıkçası. Hani düz böyle düzenli dinlenmiş suyunu koyarım derseniz böyle de besleyebilirsiniz. Un kurdu yiyor, aksolot yemi yiyor, mor kurdu böcek yiyor, her şeyi ne verirse. Yengeç bile yiyor yani, normal yemleri yiyor. Normal balık yemiyle bile besleyebilirsiniz bunu. Hatta önce bir iki tane, mesela günlük şöyle iki tane aksolot, iki üç tane aksolot yemi rahat rahat yeter. Bu böyleydi, bunun pek olayı yok. Ona bir güzel bir paludarım tarzı bir şey yapacağız. Dün. Gözlere bak ya, ağza bak, ağzını yürüm. O da beni yer. Yani yengeç başkaymış ya, bir bambaşka bir canlı. Yengeç beslemenizi tavsiye ederim, muazzamlar. Etamız iyi, bakın şöyle küçücük akvaryumda kalıyor ama gayet mutlu. Yanında bir tane ramşon arkadaşı var, bir tane şöyle şelaliftesi var. Bunu sadece şöyle ön camlarını temizleyeceğim. Buna dip çekim bile yapmıyorum, biliyorsunuz betalar pis su seviyor. Sadece su ekliyorum buna. Camını bile temizlemiyorum. İlk defa temizliyorum şu anda sadece ön camını. Yan camlar öyle kalsın çünkü gayet mutlu. Hiç ellememe gerek yok. Sadece şu şelale filtresinin içindeki elyafı göstereyim size. Şuna bak mırık. Elyafa bak. Tamam bu böyle bir yumuşasın. Bir elyaf daha var, onu da alayım. Filtrenin içinde pek bir şey yok. İki tane böyle elyaf var. Bir de seramik var az bir miktarda. O gayet fazlasıyla yeter. Ha koymasanız da olur ama biraz daha büyük akvaryumda bakarsanız olur. Ben şimdi küçük akvaryumda baktığım için bir de şelale filtre kullanıyorum. İlk kurduğumuzdan beri ikinci temizleyişim. Biliyorsunuz 2-3 ay falan oldu. Bu kadar pislendi. Filtreyi bile temizlemeyeceğim bak. Sadece bunları geri basacağım yani. Reis ne yapıyorsun? He? Ağza bak ya. Ne anlatıyorsun? Ne diyorsun? Şovcu ya. Maşallah. Bu arada bu tarz betalar almak istiyorsanız Nevzat abiye ulaşabilirsiniz. Instagram NK Aqua Studio. Ben oradan almıştım. Gayet sağlıklı. Şu an ısıtıcı bile kullanmıyorum. Kendisinin dirençli betalarından. Canlılarda bayağı hareketliyim diyor. Odada durumlar böyle. Balon balığımızın akvaryumu temizlemiyor. Hadi onu da bir temizleyelim. Tam final olarak. Değil mi? Ya kerevit falan yedirmek istiyorum da işte videoda size göstermek istiyorum da. Hem kerevite kıyamıyorum hem çok tepki yerim diye denesek mi? İhtiyacı da var çünkü bu canlı doğada onlarla besleniyor. Bak un kurdu. Demin attığım un kurdu. Bu hayvanda ziyan diye bir şey yok. Aa şurada bak bak dalyangoz var. Onu acaba fark edecek mi? Şşt. Bak. Burada. Aha. Aha. Afiyet olsun. Çok yavaş büyüyor. Onu söyleyeyim. Hani balon balığı besleyecekseniz gerçekten yavaş büyüyen bir canlı. Aksolotlar da bu arada attığım avuç avuç yemden sadece bu kadar bırakmışlar. Daha yer. Versem yer. Baksana da bitkiler ısırıp atmış. Şimdi buna ben bir dip çekimi yaptıktan sonra bu biliyorum hani huyunu öğrendim artık. Akvaryuma eğer elimi sokar veya bir müdahale edersem direkt korkuyor, saklanma durumuna geçiyor. Şimdi şöyle üstünü ben gene kapıyorum plastik bir kapakla, tamamen kapıyorum. Normalde açık durmuyor, atlıyor. Kesinlikle atlıyor yani, kaç tane besledim hep atlıyor. Aha yengeç yemek yiyor. Aha. Ama ben bile ilk defa görüyorum ha. Gerçi Tukan abinin videolarda gördüydüm de yani son canlı yayında gördük. Ya burada gerçek hayatta şu ilk defa görüyorum. Bu arada ölü balık bile yiyorlar hani, o kadar değil. Mesela bak bir parçayı alacak bak. Verdi ya. Orada küçük küçük eller var. Onlarla yiyor. Buradan bir büyük bir parça alsa keşke. Ya inanılmaz, şöyle uzaylı filmlerinde olur ya. Uzaylı araçları falan. Aynı onun gibi tipi. Aha dur. Ötekine geçiyor. Bak bak yakalayacak şimdi. Aha bak işte benim. Buna var ya bir gün sigara. Böyle sigara tutturup fotoğraf çekilsin bana. Ha tabi içmiyorum, kullanmıyorum. Siz de içmeyin. Ama tam böyle bir tipi yok mu ya böyle. Bak. Ağza bak ya. Merhaba. Ya, o ağız bölgesinde de küçük eller var. Onlar yardımıyla küçük küçük yiyor. Ölü
Ölü balığı bile yer mi yani, o derece söyleyeyim. Balığı da yer yakalarsa. Sakın bunun yanına yavaş, hızlı balık belki olabilir de atozlu yavaş balık sakın atmayın. Yani birbirlerini bile yiyorlar, balığa ne yapmaz. Reis'in akvaryumuna da bir dip çekimi yapalım. Yediği parçaların kalıntıları var. Onları almak lazım. Hazır madem suyla oynadık, şu javaları da göstereyim size nasıl olduğunu. Şimdi bu java fern bitkisi. Şu sağdakiler yavru. Hatta bunlar da anaç, büyümeye başladılar. Yavru yavru vermiş. Bakın şöyle. Şuradakiler anaçlar. Bunlar üstündeki yavrulara baksana. Şöyle bir tane göstereyim. Bu kesinlikle suya ekilmiyor bu tarz bitkiler. Suya ekilmiyor ne ya? Toprağa ekilmiyor. Kayaya bağlamanız lazım. Bakın misal veriyorum, bu bir dişi. Ben de bunları Nevzat abiden aldım. Onda var bunlardan. Bakın şu mesela, şunlar kopmuş. Ha gene yavru verir mi? Verir. Bak şu ölmeye yakın yavru vermiş. Üstünde ölmeden de veriyor. Bunlar bak böyle köklenirken. Bunu alıyorsunuz. Misal şuradaki küçük yavrularımın olduğu yere ben bunu böyle tutturuyorum. Heh. Bu burada büyüyor. Ondan sonra burada bir sürü böyle yavru var. Şu yaprağın üstünden aldığıma bak. Kocaman olmuş. Bunlar da böyle yürüyor işte. Bundan sonra da işte sürüngen videosu gelecek. Kuş videosu gelebilir. Biliyorsunuz burada benim bir de iki tane papağanım var. Onların kafesi bakın, biri burada şu anda. Ne yapıyorsun ne? Ne? Ötekinde çok şu an susmayacağı için, konuşmaya devam edeceği için öteki odaya götürdüm. Orada duruyor. Getireceğim yerine. Rica etsem videoyu beğenip like atarsanız çok sevinirim. Tabii bir de yorumlarınızı esirgemeyin. Buna ne yapalım? Kerevit yengeç yedireyim mi? Bir tane yengeç yedirdim. Hiç yalan söylemeyeceğim. Gayet de yiyor. Ne yapalım? Aha şurada salyangoz var. Son şunu da ye. Neyse demin yediydi. Umarım beğenmişsinizdir. Deniz akvaryumunun da videosu gelecek yakında. Herhalde haftaya. Bakın şöyle tuzunu aldım. Burada tuzum var. Onun dışında şu an kaya ve kum eksik. Onları da alınca sisteme başlayacağım. Sonra protein, skimmer, carcurt eksik kalıyorum. Onlara da bir şekilde bakacağız artık. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.